Şairane bir yazı. Denize doğru. Yazan Orhan Veli Kanık. Seslendiren Safa Kalender. Bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi? Buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. Bu kokuyu ilk olarak bir kara şehrinde, bir bahar sabahı, okula giderken duymuşumdur. Bana daha küçüklük zamanlarımı hatırlatan bu kokuda bir takım somut hayaller de vardır. Bir Boğaziçi köyü, kolumda gene mektep çantam, sisli yahut güneşli bir sabah, bütün bir kışı kıyıda geçirmiş dalyan direkleri. İşte bu koku, oradan, o dalyan direklerinin üstündeki yosunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemiştim çocukluğumda o kokuyu? Fark etmemişim de neden sonra bir kara şehrinde duymuşum. Nasıl olmuş bu iş? Bir kara şehrinde, bir bahar sabahı, okula giderken duyduğum o koku sonra ne çeşitli hayallerle zenginleşti. Denizden uzak kaldıkça neler hatırlamadım denize ait. Hepsini de sevdim, hepsini de hasretle hatırladım. Hangisi kötü bu hatıraların? Güneşin, sulardan tavana vurup tavanda mekik dokuyan pırıltıları mı? Göz alan bir gün ışığında sıram sıram bir takanın peşine takılıp gırgıra çıkan allı yeşilli alamanalar mı? Dalyan reisi şıra diye bağırdığı zaman şevkle ağlara sarılan tayfalar mı? Bir orkinos vurgunundan sonra kıyıda kan içinde kalmış denizi seyreden çocukların bayramı mı? Gemilerin bembeyaz sabahları seslendiren sis düdükleriyle çan sesleri mi? Kayıkhanelerin içinde uğulduyan dalgalar mı? Deniz üstündeki odalarda Lodos'un sabahlara kadar dinmeyen uğultusu mu? Bir oltanın iğnesinde çırpınan bir balığın gittikçe beyazlaşarak suyun yüzüne doğru gelişi mi? Karanlık gecelerde ağlarını birbirinin üstüne atmamak için haykırışan kılıççıların sesi mi? Çavalyelerin, çamçakların üzerinde kurumuş balık pulları, feleklerde kurumuş deniz tuzları mı? Sabahın alacakaranlığında ilk vapurların etrafında ölü bir tabiat gibi duran lüferciler mi? Kendini anofora kaptırmış, kıyı kıyı giden saman çöpleri, karpuz kabukları mı? Suyun içinde beyaz beyaz açılıp kapanan, avuç içinde bir anda dağılıveren deniz anaları mı? Saymakla bitmiyor ki. Buraya da öyle bir kara şehrinden, denize en aşağı 2 yıl hasret kaldıktan sonra geldim. Bir taşla 2 kuş vuracağım. Hem bir iş bulacak, çalışacağım, hem de deniz kenarında olacağım. Gel gelelim daha ikisi de olmadı. İş, yol çavuşluğu işi. Bu yol müteahhidinin yanında katiplik gibi bir şey. Ne yapacağımı da doğru dürüst bilmiyorum ama galiba işçilerin çalışmalarına bakacak, gündeliklerini yahut haftalıklarını dağıtacak, müteahhidin bu bölgedeki hesaplarını tutacağım. Günde 5 lira para verecekler, fena para değil. Yine işler aksi gitmese. Gitmeye başladı da onun için söylüyorum bunu. Müteahhit benim gelişimden bir gün evvel bilmem nereye gitmiş, bir hafta sonra dönecekmiş. Gelirse beklesin demiş. Bana bir çadır verdiler, o çadırda yatıp kalkıyorum. Sözde deniz kenarında olacaktık, o da olmadı. Gerçi bulunduğum yer denizi görmüyor değil, görüyor görmesine ama en aşağı 1-1,5 saatlik bir yerden. Önümüz dümdüz ova, denizle bir gibi. Ondan sonra da alabildiğine deniz. Denize de pek benzemiyor, kurşun bir levhaya benziyor. Buraya geleli 3 gün oldu ama şöyle bir kıyıya gidip o yosun kokusunu koklayamadım. Şöyle bir eğilip elimi suya değdiremedim. O eski hasret hep içimde. 5 lira için fena para değil dedim. Dedim ya, nedir 5 lira şu zamanda? Şehirde olsam nasıl geçinirim bu parayla? Ev kirasımı veririm, üstümü başımı mı yaparım, karnımı mı doyururum, tramvaya otobüse mi binerim, kitap mecmua falan mı alırım, tiyatro sinemaya mı giderim, kısım akrabam varsa onlara yardım mı ederim, evli barklıysam çoluğuma çocuğuma mı bakarım? Aklı durur vallahi insanın. Günde 5 lira. Ecirlikten başka bir şey değil. Hoş o ecirliği de hak edemedik ya daha. Ya gelse de müteahhit, ben başkasını buldum kusura bakma sen dön geldiğin yere deyiverse ne yaparım? Hem ne diye ukalalık ediyorum? Biz bu dünyaya ecir gelmişiz, ecir gideceğiz. Ben de müteahhit olacak değilim ya. Ne hakkım var, ben neden 5 lira kazanayım da o 500 lira kazansın demeye? Ben işsizim, o müteahhit. Ben fakir bir aileden gelmişim, o zengin bir aileden. Ama benim okumuşluğum varmış da onun yokmuş, kimin umurunda? O işini biliyor, ben bilmiyorum. Madem ki biliyor, yaşamak da onun hakkı. Ben köylü cigarası içemem. O isterse viski içer. Ben kahveye gidemem, o bara gider. Ben tramvaya binemem, o otomobile biner. Hakkı değil mi? Denizi hep çadırımın kapısından görüyorum.
mihnete alışmış insan zaman zaman her şeye boş vermesini de biliyor. Bir aralık dedim ki kendi kendime, ''Adam sen de çekiver kuyruğunu, gelmezse gelmez, ister çalıştırır ister çalıştırmaz.'' Yürüyüverdim denize doğru. Yürüyüverdim diyorum ya, dünyanın yolu, öyle hadi ince yürünmüyor. Yolda çalışan, taş kıran işçilerin çekiç sesleri neden sonra kayboldu. Serildi mi önüme dümdüz bir ova? Git git bitmiyor. Ha vardım ha varacağım diyorum. Bir de bakıyorum deniz hep o uzaklıkta. Etrafta ne insan ne de cin. Koskoca ovada bir başımayım. Bir aralık sağımda solumda acayip otlar, sazlar, kamışlar belirmeye başladı. Bitki denilen şeyin hiç de böylesini görmemişim o güne kadar. İçime bir korku düştü. Önüme bakıyorum kimse yok, ardıma bakıyorum kimse yok. Ne bomboş bir dünya. Aklıma birdenbire Beyoğlu Caddesi geldi. Nasıl da tıklım tıklımdır. İnsanlar birbirine çarpa çarpa yürürler. Kimi omuz vurur, kimi birinin ayağına basar, kimi duvar dibinde bir kadını sıkıştırır. Öyle caddelerde acele bir de işim oldu mu, ne kadar güç ilerlerim. Ben koşmak isterim. Önümdeki adam ya sevgilisiyle konuşmaktadır, ya bir dükkanın cam mekanını seyretmektedir. Yanından sıyrılayım derken istemeye istemeye bir tarafına çarparım. Olmaz mı böyle şey? Olur olur. Adam kızar, dönüp bana kör müsün der. Ben de kızarım. Ne sallanıyorsun alık alık derim. Patladın mı geçersin elbet der. Patladım patlamadım. Sen bir kere ona karışamazsın. Daha terbiyeli konuş derim. Ulan der. Sen bana ne hakla sen diyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen derim. Sen de ne hakla bana ulan diyorsun? Ulan da derim, her bir boku da derim, eşşol eşek. Sanki onun eşek demesiyle eşek olacakmışım gibi büsbütün alevlenirim. Eşşol eşek senin babandır. Ulan senin sinsileni, sülaleni. Bir anda etrafımızı çevirirler. Kalabalığın arasında bir polis peyda olur. Adam bar bar bağırmaya başlar. Davacıyım, davacıyım polis efendi. İşte bu kadar şahidim var. Bana bu kadar kişinin içinde... Polis... ''Bırakın gürültüyü de der, merkeze kadar teşrif edin, kozunuzu orada paylaşırsınız.'' Adam hala bağırmaktadır. ''Haydi yürü bakalım merkeze, kozumuzu orada paylaşırız.'' Bizim bir şapı yutar tabii. Düşeriz karakolun yoluna, yolda kendi kendime düşünürüm. Ne desem karakola gidince diye. Herhalde önce kim olduğumu sorarlar. İşte o zaman celallenirim. ''Bilmiyor musunuz benim kim olduğumu? Ben bu memleketin...'' ''Hayır, bu usul iyi bir usul değil. Ya tanımayıverirse polis?'' Öyle ya, okuyup yazması yoksa tanımayabilir. Üstelik öbür adam da mühimce bir adamsa, mesela bilmem ne müdürü olduğunu söyleyiverirse, tabii benden çok onun sözünü dinlerler. Onun için ben beklerim. Önce o adam söylesin kim olduğunu, sonra ben. Büyükçe bir unvanla çıkarsa karşıma, ben ondan da ağır bastığımı hissettirmek için alçaktan alıyormuş gibi bir cevap veririm. Ben derim müdür falan değilim. Ben alelade bir vatandaşım. Politikaya girişmenin tam sırası. Bu memlekette hak sahibi olmak için mutlaka açarım ağzımı, yumarım gözümü. Ayağımın altındaki toprak kunduralarıma yapışmaya başladı. Gittikçe çamur içine giriyorum. Şöyle ileriye doğru baktım, bataklık. Sağa doğru gidersem sazların arasında kurakça bir yol bulurum diye düşündüm. O yana doğru yürüdüm. Büsbütün batağa girdim. Sanki sazların arasından su fışkırıyor. Ama ne olursa olsun mutlaka deniz kıyısına gideceğim. 2 yıl bu, dile kolay. Gideceğim, denize gideceğim. Ayak bileklerime kadar batağa girdim. Her adım atışımda biraz daha batıyordum. Durdum, başımın üzerinde kocaman kocaman deniz kuşları belirdi. Beyaz kanatlarını açmışlar, çığlık çığlığa dönüp duruyorlar. Ne vahşi, ne korkunç bir manzara. Onların çığlıkları dışında insanın tüylerini diken diken eden bir ölüm sessizliği var. Ölümü düşündüm. Ölümlerin en kötüsü bir bataklıkta çırpına çırpına, ümidin her an biraz daha azaldığını göre göre ölmekmiş gibi duymuştum. O geldi aklıma. Deniz uğruna, denize el sürebilmek uğruna ölüm. İstemiyorum ölmek. Oysa ki bundan evvel kaç defa ölüme razı olmuştum. Razı olmak da değil, intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Kimileri derler ki intihar bir irade işidir. Ben buna inanmıyorum. İntihar bir iradesizliktir. Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz. Ölüme razı olan, hiçbir şeyle cederleşemeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir. O ümitleri kaybetmek için de insanın kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı. Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus. Ama şimdi ben öyle miyim ya? Hiçbir şeyim olmasa bile günde 5 lira kazanabileceğim. 5 lira. Az para mı? Bu 5 lirayla pekala karnımı doyurabilir, ısınabilir, giyinebilir, dünyanın parasız olan bütün nimetlerinden faydalanabilirim.
Gökyüzünün parlaklığı, denizin mavisi, ağaçların yeşili, toprağın sıcaklığı, suların sesi, havada uçan kuşlar, rüzgarın getirdiği çiçek kokuları. Nasıl vazgeçerim bunlardan? Hayır, ölmek istemiyorum. Peki ya deniz? İşte 15 dakikalık yolum kalmış. Deniz kuşları çığlık çığlığa hala dönüp duruyorlar. Vazgeçemeyeceğim denizden. Tekrar etrafıma bakındım. Biraz daha kuru bir yol aradım. Galiba azıcık gayret edip daha sağa gidersem kurak bir yere çıkabileceğim. Yavaş yavaş sulara, çamurlara bata bata o yana doğru ilerledim. Gayret, biraz daha, biraz daha! Dediğim oldu. Üstünde toz tabakaları bulunan dümdüz kupkuru bir yere geldim. Gelir gelmez de koşmaya başladım. Kıyıya bir an evvel varmalıyım. Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseyi atladım. Kıyıdayım. Ayaklarımın altında kumla karışık çakıl taşları. Sular ayaklarıma kadar geliyor. Sığ bir sahil. Sahilin 3 metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytan minareleri, içi boşalmış pina kabukları. Ne vahşi bir deniz. Hiç böylesini görmemiştim. Beyaz kanatlı kuşlar hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum. Boş ver diye. Haykırmak istiyorum. 5 liraya da boş ver.